Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir çeyiz videosuyla karşınızdayım. Kanalıma abone olup yorum atarsanız ve like atarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen ürünlere geçelim. Öncelikle bu kaşıklardan başlamak istiyorum. Bunları H&M'dan nişanlım almıştı. Bayağı bir stoğunu aradım ama benim yaşadığım şehirde H&M olmadığı için İstanbul'dan nişanlım aldı bunları. Gold detayları var. Normalde ben pek gold detaylar sevmiyorum aslında mutfak eşyalarında ama bunları gerçekten çok beğendim. Siyahları da vardı hatta. Onları da bulabilirsem ikinci el uygulamalarda oluyor bazen. Almayı düşünüyorum. Fiyatları da 39.90'dı sanırım ama eski sezon ürünü olduğu için şu an bulabilir misiniz? Ondan pek emin değilim ama gerçekten çok şıklar. Latte bardağında vesaire çok güzel duracaklarını düşünüyorum. Yine de ben size bir kodunu şöyle göstereyim. Eğer bakmak isteyenler varsa stok takibi vesaire yapabilirler. Böyle bunların fiyatı dediğim gibi 39.90'da. Sıradaki ürünümüz de Muda'nın şu su bardakları. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bir tanesi mor. Bir tanesi de şöyle lacivert. Bunu nişanlıma, bunu da kendime aldım. Şöyle arkasında milimleri yazıyor. Aslında bunları tarif videolarında vesaire de kullanabiliriz. Çok mantıklı olur. Ayrıca bir ölçü bardağı almamıza gerek kalmaz böylece. Yakından göstermek istiyorum. Mor rengini ben çok beğendim ve moru da zaten çok severim. Şöyle 70 ml'den 400 ml'e kadar burada gösteriyor. Sıradaki ürünümüz de şöyle. Kahvaltı tabakları, zeytin tabakları diyorum ben bunlara. Bunları Uygun AVM diye bir yerden 3 tanesini 10 liraya almıştım. Şöyle krem rengi, beyaz gibi bir renk, siyah ve şöyle yeşilini almıştım. Değişik renkler olması amacıyla. Bunları Çorlu Uygun AVM'den 3 tanesini 10 liraya almıştım. Bayağı da uyguna geliyor fiyatı. Şimdi sırada bu meşhur yağdanlıklar var. Akıtmaz yağdanlıklar. Bunları ben bir ay öncesinde bir pazardan 10 liraya aldım. Tanesi 10 lira. Yani bana 20 liraya gelmiş oldu. Bunlar Trendyol'da vesaire çok pahalı fiyatlara satılıyorlar. O zaman gerçi yeni çıkıyordu. Belki de o yüzden böyle uygun aldım ben ama internette baktığımda gerçekten pahalılar. Tanesi 25 lira vesaire. Bence pazardan da böyle ürünlere bakabilirsiniz. Çünkü fiyatları daha uyguna geliyor. Bilginiz olsun. Açıkçası bunun akıtıp akıtmadığı hakkında pek bir fikrim yok. Üstünde şöyle bir başlığı var. Bunu isterseniz çıkarıp kullanıyorsunuz. İsterseniz de böyle kullanabiliyorsunuz. Artık kullandığımda damlatıyor mu, damlatmıyor mu ona bakacağım. Uygun AVM'den bir de şöyle meyve bıçakları almıştım. Çıkarıp göstereyim hemen size. Şöyle puantiyeli, siyah beyaz bıçaklar. Gayet keskin duruyor. Meyve bıçağı olarak da kullanılabileceğini düşünüyorum. Bıçaklardan elimde böyle 6 tane var. 6 tanesini sanırım 3 bıçağı almıştım. Bu da Uygun AVM diye bir züccaciyeden almıştım. Bütün şehirlerde var neredeyse. Instagram'dan ya da internetten bir aratıp konumuza yakın var mı bir bakabilirsiniz isterseniz. Şöyle BİM'den aldığım saklama kavanozları var. Saklama kapları var. Bir tanesi daha büyük, bir tanesi daha küçük. Bunun modeli yani serisi Fresco olarak geçiyor. Şurada yazıyor. Bu 720 cc olanı. Vakumlarını falan çok beğendim. Çok kaliteli duruyor. Camı da çok güzel. Şöyle yakından göstereyim. Şurada vakumları var. Hiçbir şekilde hava aldıracağını düşünmüyorum bunu. Bir de şöyle küçüğünü bulabildim. Diğer boylarını maalesef en büyük boyunu vesaire istiyordum ama bulamadım. Bu da 375 cc. Bunu da şöyle açıp size göstermek istiyorum. Şöyle. Camı dediğim gibi çok kaliteli ve vakumu da bayağı iyi. Bunun büyük olanını şunu 12.5'a almıştım. Bunu da 5.5'a almıştım. BİM'e geliyor arada böyle ürünler. Bakabilirsiniz. Sırada şöyle bir tepsimiz var. Bayağı küçük bir tepsi. Çapı yazıyor mu bilmiyorum. Sanırım yazmıyor. Bu hafta BİM'e geldi. Siyah ve beyaz seçeneği vardı. Ben krem daha doğrusu beyaz da değil. Ben bunu tercih etmek istedim. Bunun fiyatı da 17.5. Böyle tek kişilik sunumlarda ya da iki kişilik sunumlarda güzel olacağını düşünüyorum bunun da. Dediğim gibi 17.5'a aldım bunu. En son Evide'ye alışverişimden şöyle bir kurulama bezi aldım. Bu ikili kurulama bezi. Markası da Denizli konsept olarak geçiyor. Fiyatı da 12 liraydı sanırım. Bu büyük zamlar gelmeden önce Evidea'dan almıştım dediğim gibi. İndirimde olduğu için bu rengini aldım.
Daha sonra şöyle bir mutfak kurulama bezim var. Bunu da BİM'den almıştım sanırım. 4.99'du. Çok kaliteli ve çok güzel duruyor. Pembe. 30 derecede makinede yıkanabiliyor bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi şöyle kavanozlarım var. Bunları da dediğim gibi biraz önce göstermiştim size. Şu tabakları aldığım yerden aldım. Biraz önce gösterdiğim şu tabakları aldığım yerden şöyle kavanozlar aldım. Bunların fiyatı inanmayacaksınız ama 5 lira. Şöyle vakumlu. Vakumu pek iyi değil ama erzaklarımı koyacağım yine de. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tanesi 5 lira bunun ve ben 6 tane aldım. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Camını da size şöyle göstermek istiyorum. Bence hiçbir sıkıntısı yok. Gayet de kaliteli. Kırılmadığı sürece her türlü bu kullanılır. Yani plastik kullanmaktan daha mantıklı olacağını düşünüyorum ben böyle cam ürünleri. Bunlarda da bakliyatlarımı muhafaza edeceğim. Sıradaki ürünümüz de bu gold peçetelik. Bu peçeteliği daha önce ben BİM'de görmüştüm. Fiyatı 22 liraydı. O zaman bana biraz pahalı gelmişti açıkçası bir peçeteliğe göre. Ama en son gittiğimde bu peçetelik 10.99'a düşmüştü. Bu sebeple de bunu almak istedim. Zaten hepiniz birçoğunuz görmüşsünüzdür bu ürünü BİM'de. Bir de bunun nihalesi vardı ama ben nihale IKEA'dan 2 tane almıştım. O sebeple almadım. Sıradaki ürünümüz de bu tereyağlık. Bunu da çok uygun bir fiyata A101'den almıştım. A101'e gelmişti. Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Şöyle bir tereyağlık. Yalnız bu iki bölmeli olan değil. Tek bölmeli gördüğünüz gibi. Bunu A101'den 11.90'a almıştım. Ben bunları sadece tereyağlık olarak kullanmayacağım. Bak, birkaç tane daha aldım. Onlara peynir, zeytin gibi şeyler de koyup muhafaza etmeyi düşünüyorum. Yani saklama kabı olarak da kullanacağım. Şimdi sıradaki ürünümüz bu. Herkesin görmüş olabileceği Paşa Bahçe'nin Elysia serisi. Gerçekten bu ürünü çok şık buluyorum ve herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Kalitesi de gerçekten çok güzel. Paşa Bahçe'nin zaten tüm ürünlerini beğeniyorum ama bunu ayrı bir beğeniyorum. Çünkü çok şık ve kaliteli duruyor gerçekten. Yani hem basit olması hem böyle şık olması çok güzel. Bunu bu arada ben sadece mutfakta kullanmayı düşünmüyorum. Şöyle bir düşüncem var. Bunu böyle aynalı bir tepsi üzerine orta sehpama koyup içine mum vesaire doldurmayı düşünüyorum. Küçük küçük mum koymayı düşünüyorum. Öyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Yeniden şöyle bir yakından size göstereyim. Bendeki en büyük boyu olanı değil. En büyük boyu olanı ikili satılıyor. Bu 235 cc olanı. Buna mutlaka indirimlerde vesaire bakmanızı öneriyorum. Gerçekten çok şık bir ürün. Hem mutfakta hem dekorasyonlarınızda kullanabilirsiniz. Sıradaki ürünümüz yine Paşa Bahçe'nin şu %100 geri dönüşümlü bardakları. Bunları Instagram'da görmüştüm yine bir çeyiz sayfasında. Şöyle o kadar değişik bir model ki yani gördüğüm gibi dedim ki ben bunu almalıyım. Gerçekten çok hoş. Şöyle yamuk bir model aslında. Görenler biraz şaşırabilir. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım biraz açıkçası. Değişik geldi bana. Böyle değişik şeyleri sevdiğim için de almak istedim. Bunu Migros'tan almıştım. Şöyle içinde 4 tane var dediğim gibi. Modelini de şimdi hemen size söyleyeceğim. Migros'tan ben bunu 44.90 gibi bir fiyata almıştım. %100 geri dönüştürülmüş. Paşa Bahçe Love Beautiful diyor. Model ismi şurada yazıyor sanırım. Şu olabilir. Şöyle yakından göstereyim. Almak isteyenler olursa Trendyol'da da arada uygun indirimlere giriyor. Ya da hepsi burada da Neon1'de vesaire. Şöyle bakabilirsiniz. Bu bardaklarımı da gerçekten çok seviyorum. Kullanmak için yani can atıyorum bunları resmen. Son ürünümüzde Love'ın bu misket serisinin tatlı tabakları. Tatlı bardakları da diyebiliriz. Şöyle çok şık bir model. Yakından göstereyim size. Kutuda 6 tane var. Daha önce bu BİM'e aktüel ürünü olarak gelmişti ama ben o zaman yetişemediğim için maalesef alamamıştım. Şöyle. Alamadım ve bu aklımda kalan bir ürün olduğu için bunu Trendyol'dan sipariş ettim. 62 liraydı sanırım en son ben aldığımda. Şu an ne kadardır onu bilemiyorum. Tanesi 10 lira gibi 10-25 gibi bir fiyata geldi bana. Bunları da gerçekten çok şık buluyorum ve tatlı sunumlarında gerçekten tatlınızı daha da şıklaştıracak bir bardak diye düşünüyorum. Şöyle. Bunun modelini tekrardan size söylemek istiyorum. Love'ın misket serisi bu. 300 cc. Şöyle kutusunda yakından size göstereyim.
Evet, videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bana önerileriniz varsa yorum atmayı lütfen unutmayın. Çeyiz videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız, hatta elektronik ürünleri çekmeyi düşünüyorum, evime aldım. İstiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.